Merhaba, ben ressam Orhan Çelik. Şapka Devrimi isimli kişisel sergim dolayısıyla Gazete Emeği'nin bana yönelttiği soruları cevaplandıracağım bu videoda. İlk soruları sergimin oluşum süreci. Sergime 2 yıldır hazırlanıyordum ve resimlerim birikince izleyiciyle paylaşmak istedim ve seyirciye açıldı. Sergide toplam 33 resmim yer alıyor. Bunlardan 30 tanesi 35-25 santim boyutlarında tuval üzerine akrilik boya ile yaptığım resimler. 2 tanesi mürekkepli kalem ile çalıştığım desen ve bir tane de fotoğraf mevcut. Bu fotoğraf 5 edisyonlu ve 1. edisyonu yani ilk edisyonu bu sergide yer alıyor. Sanatımdan bahsetmem gerekirse benim figüratif resim çalışıyorum ve benim ağlayan figürlü resimlerim var ve organik eylem ismini veriyorum ona. Arkamda da göreceksiniz. Bu figürlerde gözyaşı var ve figürler ağlıyor. Sanatımı şu şekilde açıklıyorum aslında. Ağlamak canlının en uzvi, en organik eylemi. Durup dururken ağlıyoruz, üzülünce ağlıyoruz, mutlu olunca ağlıyoruz. Ve dolayısıyla organik eylem olduğu için de canlının figürlere gözyaşı ekliyordum. Fakat o seri bu sergide yer almıyor. Bu sergide gözyaşı yok figürlerde. Çıkış noktam Atatürk'ün şapka devrimi 1925 yılında yaptığı ve şapka aksesuarını estetik bulma nedenim aslında. Zaman zaman organik eylemde de şapkalı figürler kullanıyordum ağlayan figürlü resimlerimde. Fakat bu sergideki figürler ağlamıyor. Tarihi bir olguyu plastik sanatlar resim alanına figür biçim olarak indirgiyorum aslında. Karakteristik bir yapı bu figürler ve bazen çok renkli, bazen tek renk fon seçiyorum ve içi siyahla doldurulmuş arka planda küçüklü büyüklü bir dünya yaratıyorum. Bu da yüzey resminde aslında espas oluşturuyorum. Başarımın sırrı zannediyorum istikrarlı bir şekilde üretebilmem, okumam, araştırmam, sergi gezmem, teknik bilmem ve eğitim almam. Gençlere de bunları tavsiye edebilirim. Dil bilmeleri, İngilizce, uluslararası bir dil ve okumak, araştırmak için çok önemli bir araç. Sergi gezmeleri, sanatçılarla tanışmaları ve resim izlemeleri, sinemadan beslenmeleri ve her gün resmetmeleri, çizmeleri onları gerçekten bir başarıya götürebilir. Pandemi sanatımı nasıl etkiledi? Açıkçası şu yönde etkiledi diyemem. Çünkü ben 9-6 çalışan biri değilim. Her ressam gibi, her yazar gibi atölyemizde, evimizde çalışıyorduk. Üretimim hiç zaten durmadı ve o yönden bir etkilenme söz konusu olmadı. Ancak sanatsal ve mesleki sosyalleşmelerde evet sergiler açılmadı, gezemedik, online oldu bazı sergiler. Ne yazık ki online sergiler evet güzel ancak pek bir lezzet verdiğini söyleyemem. Çünkü bir sanat eseri canlı birebir gidip izlenmeli, sanatçıyla konuşmalı insan ve sanat eseriyle bir duygu bütünlüğü oluşturmalı, bir duygu durumlarına girmeli. Sanatçılara verilen destek yeterli mi? Maalesef yeterli değil. Hak ettiği değeri aslında göremiyor Avrupa ve Amerika'ya kıyasla. Bunun birinci nedeni bir toplum sanat tarihini aslında bilmiyor. Bence her toplum sanat tarihini bilmeli. Ki bizim plastik sanatlar tarihimiz çok yeni ve okuması çok kısa bir metin aslında. Tanzimatla başlayan bir süreç. Dolayısıyla toplumumuz sanat tarihini bilirse, okursa sanatçıya da yeteri kadar değeri verebileceğini düşünüyorum. Umuyorum sanatçılar değer görecek. Pandemi süreci tabii ki kültür sanatı çok etkiledi. Şöyle ki özellikle tiyatro ve müzik sektörünü çok etkiledi. Çünkü konserler yapılmıyor, tiyatroda oyunlar sahnede oynanmıyor ve dolayısıyla da sanatçılar işlerini yapamıyor. Ancak tabii plastik sanatlar belki daha az etkilenmiş olabilir. Çünkü sergiler açık, maske takarak, virüs tedbiri alarak ziyaret ediliyor. Yine koleksiyoncular gezebiliyor, izleyici gezebiliyor. O yönden tiyatro ve müzik gerçekten çok etkilenmiş durumda. Bu zamanlarda sanatçıya verilen destek yeterli mi bilemiyorum. Bazı kurumlar burs verdi ama ne kadar yeterli bu bilinmiyor. Sanatçının üretebilmesi için malzeme alması gerekiyor. Ve ne yazık ki en kaliteli malzemeler de ithal ürünler. Ve dolar, euro, kur çıktıkça sanatçı üretmekte ne yazık ki sığlaşıyor. Az üretebiliyor ya da hiç üretemiyor. Malzeme konusunda eksiklikleri oluyor. Gazete Yemek ekibinden Pelin Hanım'a ve Bekir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sergim 16 Mayıs'a kadar İstanbul Beyoğlu Gama Galeri'de ziyaretçiye açık.
Salı gününden Cuma gününe kadar öğlen 1 ile akşam 5 arası ziyaret edebilirsiniz. Maskenizi takarak, virüs tedbiri alarak. Umuyorum tez zamanda virüsten kurtuluruz ve yine sosyalleşebiliriz, yine sanatsal faaliyetlerimiz devam eder. Çok teşekkür ediyorum, hoşça kalın.